hem yapımcısı hem sunucusu değerli kardeşim Oğuzhan Uğur konuğumuz. Oğuzhan, bu Kara Para programından sonra aldığın tehditlerde kalmıştık. Lütfen devam eder misin? Efendim aslında şöyle, tabii siyasette reklama girmeden önce söylediğim gibi çok fazla insanlar tehdit edebilecek başlık buluyordu. İşte gelirlerinizi keseriz, şunu yaparız, bunu yaparız vesaire. Ama ondan öteye gitmiyordu. Ne zaman ki kara para konusuna değindik, organize bir saldırı başladı. Yani tehdit her zaman var. Artık tehditler bizim için başlıkları değişse de çok fazla değeri yükselmiyor ya da azalmıyor. İşte arabaya evet mermi de bıraktılar. Mesajlar da geldi, işte böyle keseriz, şöyle yaparız vesaire. Sizin zaten yıllardır alışkın olduğunuz tehditlerdir bunlara eminim. Biz de sizler gibi örnek aldığımız için sizleri. Yani bizlere saldırılmak bir süre sonra spor haline geliyor. Tabii alışıyoruz maalesef. Evet. Memlekette zaten alışmamamız gereken her şeye alıştık da. Buna da alıştık. Ama burada önemli olan bir detay vardı. Organize bir saldırı başladı. Artık seni mahalle kenarında sıkıştırıp darp etmiyorlar. Artık seni Twitter'da belirli hesaplarla para karşılığında linç ettiriyorlar. Hiç söylemediğiniz bir cümleyi söylemişsiniz gibi montajlayıp yayınlıyorlar. Ve siz bunun böyle olmadığını anlatana kadar onların attığı iftira milyonlara ulaşmış oluyor. Belki sizin açıklamanız da milyonlara ulaşmış oluyor ama insanlarda bir mide bulantısı oluyor. Çünkü sizinle ilgili Çamurat izi kalsın. Aynen bu durum. Ve maalesef bu artık büyük bir sektör haline gelmiş durumda. Bununla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. İnsanlar bayağı para alıp hedef gösterilen kişiyi hiçbir şekilde acıma duygusu olmadan ailesine varacak tehditlerle ya da işte iftiralarla sosyal mecralara serebiliyorlar. Şimdi haksızlık burada tabii devreye giriyor ve biz de insanız. Psikolojimiz kaldırmıyor yani bu haksızlığı ama diyoruz ki bununla nasıl mücadele edeceğiz? Kaldı ki sen o programa soruşturmacı gazeteciler, Murat Ağarel, Emrullah Erdinç ve avukat Feyza Altun'u getirmiştin. Evet, evet. Ayrıca karşı tarafın avukatları da orada vardı. Tabii. Değil mi? Herkese söz hakkı verdin. Hepsini davet ettin. Bazıları katıldı, bazıları katılmadı. Katılanlara söz hakkı da verdin. Yani adaletsiz bir yayıncılık anlayışı asla sergilenmedi. Ama ortaya çıktı ya, konuştuk ya. Bazı şeyleri konuşmak, her zaman ne konuştuğunuz değil de konuşmak daha tehlikeli oluyor ya memlekette. Zannediyorum bu sebeple biz ne zamanki konuyu paraya çevirdik, kara para böyledir, bakın bunlar böyle yapıyor vesaire dedik. İşte o zaman başımız belaya girmeye başladı. Kara paranın gücü ortaya çıktı. Tabii bu sizin döneminizde de eminim böyledir ama artık farkındaysanız yöntemleri şekil değiştirdi. Çok. Yani sosyal mecra, biz takip etmeye çalışıyoruz bir sosyal medya şirketi olmamıza rağmen. Geleceği takip etmeye çalışıyoruz, yapay zekayı takip etmeye çalışıyoruz ama fark ettik ki onlar da takip etmeye çalışıyorlar. Yani artık sizi sokak köşesinde sıkıştırıp tehdit etmiyorlar. Artık bir sabah uyandığınızda hiç söylemediğiniz bir şeyin haber başlığı olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi adalet maalesef kimlik sormaya başladı insanlara. Adalet maalesef sosyal mecra üzerinden gaz almaya başladı son zamanlarda. Oysa bunun bir kitapçığı var. Bu kitapçığa göre hareket eder avukatlar da, hakimler de, savcılar da, öyle değil mi? Tabii. Hiç kimse keyfine göre bir adalet sağlayamaz aslında, değil mi? Ama maalesef son zamanlarda avukatların da bazı konularda çaresiz kaldığını görüyoruz. Diyorlar ki normalde bunun suçu, bu suçun ya da varsa suç karşılığı bu değildir ya da bu suç değildir diyorlar. İşte diyorlar bizim yasamız, işte kitapçığımız buna göre bunun suç olmaması lazım diyorlar. Pat içeri atılıyor insanlar. Pat dışarı çıkartılıyor insanlar. Şimdi sen, bugün sana yönelik tehditleri yapanla saldırıları yapanlardan yargı önünde herhalde hesap soruyoruz. Sormuyorum. Öyle mi? Sormuyorum çünkü bir gün bütün sülaleme aynı cümle içerisinde küfreden bir beyefendiyi dava etmek istedim. 40 yılın başında bir. Çünkü genelde öyle insanları dava eden bir değilim. Ama artık yani çok fazlaydı bu. Yani sapıkça bir küfürle karşılaştım ve bunu dava edeyim dedim. Basın özgürlüğü dendi bana. Ama ben birine normal yani argo bir şey söylemişim. Yani sen yargıda hesap soracaksın da yargı hesap sormuyor. Efendim gazete başlığında İsrail ajanı yazdılar benim için. Onun için dedim dava açayım bari. Çünkü ben İsrail ne zaman Filistin'e zulmetse bunu dile getirmiş sosyal mecralarında bir insanım ki. Bugünün haberlerine de bakmamak lazım. Ben bunu 2014'te de, 2013'te de, 2015'te de İsrail ne zaman Filistin'e zulmetse dile getirmiş bir insanım. Bana İsrail ajanı dediler. Dedim ki buna da dava açayım. Ona da basın özgürlüğü dediler. Şimdi bu kadar çok basın özgürlüğü reddi alınca ben basın özgür demek ki deyip gaza geliyorum, bir şeyler konuşuyorum. Ama sanırım birine özgür, birine değil. Evet. Çünkü bize ceza kesiliyor. Mesela burada dile getirmek istiyorum. Sizi milyonlar izliyor. Arena tekrar geri dönmüş. Tam da burada açılacak bir mevzu aslında. Jahre'in mevzusunu elbette duymuşsunuzdur. Ahmet Sonuç.
Bana daha bir ay önce laf etti Ahmet. Bir ay önce. Ben de fikirlerine katılmam. Ama, size laf etmiştir. Ama özgürce düşüncesini ifade etmesini isterim. Ama şimdi adalet kimlik mi soracak? Şimdi mesela Sözcü televizyonu ne diyor? Diyor ki Sözcü susarsa Türkiye susar. Müthiş bir başlık. Siz özellikle Kılıçdaroğlu beyefendiyle adalet yürüyüşüne katıldınız. Şimdi, üç etap. Tabii. Onca yol yürüdünüz. Bir şeyleri dile getirdiniz aslında. Adaleti dile getirdiniz. Ancak burada şöyle de bakmak lazım. Bana sürekli eleştiri getiren bir adam, size sürekli eleştiri getiren bir adam, o tarafa bu tarafa her tarafa eleştiri getiren bir adam. Bugün 12 gündür cezaevinde. Hak etti mi cezaevinde olmayı? Ceza alabilirdi, hakaret davası açılabilirdi, para ödeyebilirdi, bir şeyler olabilirdi. Susturulabilirdi bir şekilde yani sen yanlış yapıyorsun denilebilirdi. Ama 12 gün hapiste kalmayı hak etmedi. Çocuğuna kadar sirayet etti olay. Polisler işte düz yürüttüler koridorda, sonra ensesini eğip tekrar yürüttüler. Yani konuyu neden şova çevirdiler? E şimdi bu adam bana daha bir ay önce birilerinin kuklası olmakla ilgili bir cümle kurdu. Şimdi ben oh mu diyeyim bu adama? Siz oh demezsiniz asla, ona asla. Eminim. Ama maalesef Sözcü televizyonunda yanlış haber yapıldı. Mesela o gün yine içeri alınan bir başka isimle onu kıyasladılar, karşılaştırdılar. Ve haber yaptılar. Sonra şimdi içeridesin programımıza katılmadan önce genel yayın yönetmenini gördüm. Ve dedim ki böyle bir şey oldu. Bir özür dilemeniz lazım. Çünkü biliyorsunuz sizi izleyen insanlar, size çok güvenen insanlar ve doğal olarak bu öyle Twitter'da atılmış iftiralara benzemez. Koskoca Sözcü televizyonunda çıkıyor bu haber. Bizde bir hata evet. varsa özür dilenir ama. Aynen öyle. Evet. Ben de zaten buna güvendiğim için. Mesela ben Tabii. bunu başka bir kanalda konuşamazdım herhalde. Tabii. Yani sizin kanalınızda sizi eleştirmekte benim lüksüm. Çünkü böyle bir kanal var. Sizler varsınız. O sebeple bu rahatlıkla söylüyorum. Sözcü'nün de bu hatadan döneceğine en hızlı şekilde Hayır, inanıyorum ki zaten beyefendi de döndük bir özür açıklaması geldi dedi. Ben gözden kaçırmış olabilirim ama Sözcü Mutlaka üzerinden geliyor. En azından hem tabii. sevgili Fatih hı hı. bir yanlış söz konusu olduğunda hı hı. onu düzeltiyor, özür de diliyor, cevap hakkı da tanıyor. Hı hı. Çok, yani bizde o ilkeler asla taviz verilmez onlar. Ama en azından hazır böyle bir fırsat bulmuşken de Sözcü'deyken de Sözcü üzerinden bunu yapan haksız yere o çocuğu mesela karalayan diğer haber kanallarına da seslenmiş olayım. Hepsi yanlışından dönsün. Çünkü evet Ahmet Sonuç yani Jahreyn. Dediğim gibi daha bir ay evvel bana laf attı mesela. Haksız yere attı lafı. Ama hiç önemli değil. Burada biz adaleti, hukuku savunuyorsak... Bana da attı. Kişi, evet size de attı. Aynen. Ama kişiler, işte vesaireler nedir, kim demiştir bakmayacağız. Sonuna kadar savunacağız. Tabii. İşte biz de tam bu olay vesilesiyle mevzu açık mikrofonda kara para yaptık da işte efendim bize tehditler geldi, haberler çıktı. Umurumuzda olmadı. Çünkü sizin de umurunuzda olmadı zamanında yapılanlar. Hayır, tabii. Bizim de olmayacak. O yüzden biz de ne kadar kötü haber gelirse gelsin. İşte uyuşturucuyla başlattığınız programı, uyuşturucuyla mücadeleyle başlattığınız programı. Bu memleketin en önemli sorunlarından biri belki şu anda bu. Ama uyuşturucu nereye dayanır efendim? Paraya dayanır. Para nereye dayanır? Kara paraya dayanır. Yani demek ki sizin de sizinle ilgili de haberler duymamız yakındır. Ama ne siz vazgeçeceksiniz ne biz vazgeçeceğiz. Sevgili Oğuzhan ilk kez burada söyleyeyim. Lütfen. Yani bize saldırılar öyle boyutlara vardı ki bir tetikçi Kemal Sunal'ın cenazesi sırasında Teşvikiye Camii'nde yakalandı. Beni öldürmeye gelmiş. Ben tabii ki sevgili arkadaşım Kemal Sunal'a gideceğim. Neyse o yakalandı. Hı hı. Bir başka tetikçi bana ateş etmek istedi. 3 metreye kadar yaklaştı. Şansa bak ki tabancası tutukluk yaptı. Ya. O tabancayla uğraşırken ben aldım elinden tabancayı. Ki alırsınız aldım, eminim. Adamı da altıma aldım. Eyvah eyvah. Yani işte yani, konuşunca çok normalmiş gibi geliyor değil mi artık? Evet normalmiş gibi geliyor. Maalesef. Sevgili Oğuzhan programımıza katıldın. Çok teşekkür ediyorum. Onur duydum Uğur Ağacığım. İlave etmek istediğim bir şey var mı? Nice yıllara izninizden ilerliyoruz. Umarım sizleri de utandırmayız, halkımızı da. Estağfurullah. Çok başarılısın. Devamını Estağfurullah. Saygılar sunarım. Sağ ol.